Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden. Yani bütün işin gücün yaşamak olacak. Yaşamayı ciddiye alacaksın. Hem de o derecede öylesine ki mesela kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda. Yahut kocaman gözlüklerin beyaz gömleğinle bir laboratuvarda. İnsanlar için ölebileceksin. Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için. Hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken. Hem de en güzel, en gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde. Yani öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı 70'inde bile mesela zeytin dikeceksin. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil. Ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için. Yaşamak yani ağır bastığından. Diyelim ki ağır ameliyatlık hastayız. Yani artık o beyaz masadan bir daha hiç kalkmamak ihtimali de var. Diyelim ki dövüşülmeye değer bir şeyler için. Diyelim ki cephedeyiz. Orada daha ilk hücumda, daha o gün yüzü koyun kapaklanıp ölmek de mümkün. Ha. Tuhaf bir hınçla bileceğiz bunu. Fakat yine de çıldırasıya merak edeceğiz. Belki de yıllarca sürecek olan savaşın sonunu. Diyelim ki hapisteyiz. Yaşımız da 50'ye yakın. Daha da 18 sene olsun açılmasına demir kapının. Biz yine de dışarıyla beraber yaşayacağız. İnsanları, hayvanları kavgası ve rüzgarıyla. Yani duvarın arkasındaki dışarıyla. Yani nasıl ve nerede olursak olalım hiç ölünmeyecekmiş gibi yaşanacak. Yaşadım diyebilmen için, yaşadım diyebilmen için, yaşadım diyebilmen için, için, için. Yaşadım diyebilmen için, yaşadım diyebilmen için, yaşadım. Yaşadım diyebilmen için, yaşadım.